Nello'dan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalda da duyurusunu yaptığım gibi, söz verdiğim gibi Hearthstone videolarının serilerine başlayacağız. Hearthstone videolarının serileri çok seri bir şekilde gelecek. Bunu size söylemek istiyorum arkadaşlar. Bununla ayrıca oyunda ilk olarak kanal attığımdan dolayı biraz bilgilendirme amaçlı ilk önce oynayacağım. Öncelikle klaslardan başlayayım arkadaşlar. My Collection'a tıkladığınız zaman sizin desteleriniz çıkıyor. Örneğin New Deck dediğimiz zaman şurada gördüğünüz 9 klasın tam birini seçiyorsunuz, choose diyorsunuz ve bu klasa ait kartlarla oynamaya başlıyorsunuz. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Kartlar gördüğünüz gibi, örneğin ben Rogue oyuncusuyum. Şöyle bu kartlar, yani yaratık kartları, Natural'lar, yaratık kartları her klasta kendiniz alabilirsiniz. Bu klasların ayrı özellikleri ise spell kartlarıdır. Spell kartları oyunda ciddi anlamda çok önemli. Kendi taktiklerinizi, stratejilerinizi oluşturmanızda çok önemli. Bu spell kartları ne kadar düzgün bir şekilde dizerseniz ve o kadar iyi bir strateji oynarsanız, oyunu tamamen kaybederken bile oyunu sizin aleyhinize çevirebilirsiniz. Öncelikle oyuna başladığınız zaman demin gösterdiğim deste oluşturma bölümündeki 9 klasta seçilmiyor. Yani onları seçmek için ilk önce şöyle bir şey yapmanız lazım. Oyuna ilk başladığınız zaman size eğitim bölümüne de geçtikten sonra mage veriyor. Şuraya ilk önce gelip pratik yapmanızı istiyorum. Pratiğe tıklıyoruz. Biraz da sesini kısayım oyunun. Tamamdır. Pratiğe geldiğiniz zaman, sonra mage choose dediğiniz zaman buraya karşınıza ilk önce sırayla yenmeniz gereken rakipler geliyor, diğer klaslar. Başlayarak Hunter'dan, Warrior'dan, Shaman'dan, Druid, Priest, Rogue, Paladin, Warlock hepsini yenerek bunları açtırtabilirsiniz. Benim kullandığım deste Rogue. O zaman bunu da anlattığıma göre bir tane hemen oyunla başlayabiliriz. Ranked oynayacağım bu arada. Oyundaki bazı kartların özelliklerini anlatacağım, ne işe yaradıklarını anlatacağım. İlk videolarda biraz da böyle eğitim amaçlı geçecek ama diğer videolarda komple full oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bunu da bilmenizi isterim. Umarım eğlenceli geçer ve bol bol oyun kazanırız. Karşıma Roach geldi. Öncelikle biz birinci sırada başlıyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Elinizde istediğiniz kartları seçip konfirme tıklayacaksınız. İki tane aynı karttan var. Şunu atalım. Bir de bunu atalım. Assassin's Creed. Tamam. Güzel. Bir de biz ikinci sırada başladığımızdan dolayı bize bir coin verdi. Yani mana. Manamız şöyle bir şey oluyor. Her tur 1-1-1-1 artıyor. Yani şöyle oluyor. Mesela 1'e 1 ya. Diğer turda 2'ye 2. Diğer turda 3'e 3. Diğer turda 4'e 4. Şu üstünde gördüğünüz, sol üst köşede gördüğünüz manaları da kullanaraktan bu kartları oynayabiliyorsunuz. Mananızın yetmesi gerekiyor. Her hero'nun kendine özel bir speli var. Ayrıca çok da güzel efektleri var. Örneğin şuraya vurduğumuz zaman bunu düşürtebiliyorsunuz. Burası koptu. Ateş çıktı. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel özellikler var. Şu anda yapabileceğim bir şey yok sanırım. Turumu bitireyim. Şu karttan bahsetmek istiyorum. Altına gördüğünüz gibi taunt yazıyor. Yani bu kartı alana attığınız zaman rakip bu kartı yok etmeden sizin can puanlarınıza direkt olarak saldıramıyor arkadaşlar. Solunda gördüğünüz saldırı gücü, sağında gördüğünüz ise yaşam gücü. 3 damage. Yok, tamam. Şimdi bu kart önünde rakibe 2 hasar verdi. Güzel. Ama bu da bize, pardon, 3 hasar verdi. Tabii o da bize yaratığıyla saldırıp 3 hasar verebilecek. Bu kartın özelliği yok. Eğer altında charge yazsaydı bu kart oynandığı turda oynanabilirdi. Sahaya sürdüğü durumda. Gördüğünüz gibi combo yaptı. Ve epey canımızı yakacak. Hep de yüksek manalı kartlar geliyor. Oynayabileceğim pek bir şey yok aslında. 4 manalı. Bir tur daha beklemek zorunda kalacağım. Direkt şöyle saldırayım. Tamam. Eğer buna saldırırsanız 3 saldırısıyla sizin canınıza da isabet verecek. Bu kötü bir durum. Bu turda epey bir hasar alacağız ama diğer turda toparlamak için ilk önce coin kartımı kullanacağım. Manam 4'te 4 iken 5'te 5 olacak ve taunt kartımı oynayacağım. Eğer daha güzel bir kombinasyon gelmezse bu şekilde yapmayı planlıyorum. Şimdi bu da saldırdıktan sonra bir hak kalmıştı ve silah gitti.
Evet, sıra bize geldi. Bu kart sayesinde rakibin bir kartını eline geri yollayabiliyoruz. Şu anlık bu kartımız dursun. Yani şunu oynayalım. Sonra oynayalım. Bu da one damage veriyor. Yani bir damage veriyor. Kendi rakip şampiyonuna. Ve şöyle mi saldırayım? Alandaki üstünlüğünüzü kurmak da önemli. O yüzden ona şöyle saldıracağım şimdi. Hem bir damage veriyor. Hem de bir kart çekmemizi istiyor ama 2 mana istiyor. Bu turluk bunu oynayacağım. Diğer tura geçelim. Bu arada ranked seviyem en düşüklerde, daha yeni yeni ranked oynamaya başladım. Evet, gördüğünüz gibi 2 damage veren bir kart oynadı. 0 mana istiyor ve direkt ben yaratıma 2 damage verdi. Eğer bu yaratıma saldırırsa 2 yaratık da ölecek. Bakalım öyle bir şey düşünecek mi? Ve ayrıca şunu da göstermek istiyorum. Aa, şimdi bunda da 2 damage verecek ve bu da parçalayacak. Bu kartın özelliği direkt oynandığı anda istediğiniz bir karta 2 damage vermek. Aa, öncelikle nasıl bir şey yapabiliriz? Ben yine biraz savunmaya geçmek istiyorum. Umarım yine saçma bir kartı yoktur. Biraz daha savunmada kalalım. Biraz daha kart bekleyelim. Daha bir güçlü bir kombinasyonlar bekleyelim arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Yani Ranked'dan bahsediyorum. Yeni Ranked'a başladığımdan dolayı seviyem 25. Oyun kazana kazana, yani şey, sıralama diyelim. Kazana kazana bunu ilerleteceğiz. Ve daha iyi olacak. Bir tane de animasyon göstermek istiyorum. Önce şuraya basarsak. Bas. Seri seri basmamız gerekiyor. Gökkuşağı oluşuyor arkadaşlar. Şurada hemen görebilirsiniz. Oyunun bu tip güzel yanları da var. Umarım rakibin eline saçma bir kart gelmez. Epey canımı yakacak. Acaba ne yapacak şimdi? Her türlü bana hasar verebilir. Evet, akıllıca bir hamle yaptı. 10 canım kaldı. Rakibe hiç hasar veremedim. Dediğim gibi bir kart bile oyunun her şeyini değiştirebilir. Bu kartla bütün alandaki kartları geri yollayabiliyorum. Herkesin eline. Bu damage ver. 5 mana istiyor. Bir mana isteyen. Şunu oynayıp herkesin kartını eline yollayayım. Bir tur daha yenilmemi geciktirmiş olacağım. Bakalım, eğer düzgün bir kombinasyon gelirse oyunu kazanma ihtimalim çok yüksek. Evet, bu kartın özelliği sayesinde oynandığı anda destesinden bir kart çekiyor. Bir de oyunda fark etmişsinizdir, mesajlaşma yok. Onun yerine şu şekilde basit mesajlar var. Sağ tıklarsanız bunlara basarak mesajlaşabilirsiniz. Ayrıca buraya tıklayıp konsült dediğiniz zaman pes etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. One Damage End. Tamam. Öncelikle şöyle bir şey yapalım. Alandaki üstünlüğümüzü sağlayalım. Bir hasar ver ve bir kart çek. Bu tur bizim için güzel oldu işte. Alandaki üstünlüğümüzü de biraz sağlamış olduk. İnşallah saçma bir kart gelmezse rakibin eline bu oyunu çevirebileceğiz. İki ön mekanik alalım. Beast oynadı. Oh. Bir dahaki tur beni bitirmeyi düşünüyor. Bakalım, iyi bir komboyla bu işi halledebilirim. Bu işi bitirebilirim. İyi bir kombo gerekiyor sadece. İnşallah canım, inşallah. 2-2 desek 4-4. Şunları eline yollarız. 4 manaya ne yapabiliriz? Buna veririz. Şunu da eline yolla. Şunu da eline yolla. 1 one damage and draw a card. Destroy an enemy. Tamam, güzel oldu. Tamamdır.
Şöyle alanda tutturmamız sağlanmış olsun. Bunu da buna alalım. Hadi bakalım. İnşallah saçma bir şey olmaz da bu oyunu kendi halimize çevirebiliriz. Evet. Saçma bir şey oluyor. Bakalım. Rara kart. Whenever dice team one attack which 2 hasar versek 2 canımızı götürür. 5'e 5, 9, 1 destroy enemy. Şunu oynayıp biraz daha hayatımızı uzatacağız sanırım. Bunu da buna saldıralım. Bunu da buraya saldıralım. Tamam. Hadi bakalım. Bu oyunu çevirirsek çok güzel olur. Oo, işte bu çok kötü oldu. Ve kaybettik. Karakterin karttan mühimmet yenmeyi planlıyor. Sponsor. Pes edelim. O bizi yenemesin. Tavuk olarak kaldık. Bittik. Ne yapmış olduk en azından. Tekrar bir rankıt. Bu arada ben de bir şeye bakayım. Şu anda kalesi. Evet. Düşük manalı kartlar daha iyi oluyor. Ve biz ikinci başladığımızdan dolayı yine coin kartımızı elimize aldık. Evet, gördüğünüz gibi harita değişti. Bundaki bu haritayı en sevdiğim neden şu. Taşı alıyorsunuz, buraya koyuyorsunuz. Sabıyorsunuz, gidiyor. Hoş bir şey. Hasarımızı verelim. Durumumuzu yükselelim. Ayrıca şuraya vurup, şöyle vurup. Vuru düştü. Öyle ateş çıkartırsınız. Uçurursunuz. Bayrak falan her şey var yani. Oyunun animasyonları gerçekten çok etkileyici. Angry Chicken. Herhalde kart yok. Tank geldi. 3 mana. 3 mana mı yok? Neyse. Kart çekmem gerekiyor. Kart yok, tamam. Bu kart geldi. Neyse, iyi. Şimdilik pek bir sorun yokmuş gibi gözüküyor. 3 mana olmuş. Bunu oynarım. 4 mana. Charge saldırırım. Eğer bir sorun olursa. Adam böyle yapa yapa herhalde bizim canımızı yitirmeyi planlıyor. Destroy an enemy minion. Oynayalım. Kart oyna. Ve saldır. Bu Hunter çok değişik bir hero arkadaşlar. Yeline gelen en küçük bir kartla bile bütün kartlarını güçlendiriyor. Ve sizin üstünde büyük bir baskınlar yaratabiliyor. Yani siz oyunu kaybederken, kazanırken pardon, direktmen oyunu kaybedebiliyorsunuz. Bu hero'ya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Benim Rogue'u sevmemin amacı ise direktmen yaratıklarına ve can puanlarına saldıran kartların olması. Örneğin bu kart sayesinde direktmen bir yaratığımı yok edebiliyorum. Mesela şu kart sayesinde çok iyi kombolar yapabiliyorum. Örneğin bu kartımın charge özelliği vardı. Direktmen saldırdım. Çok zor bir durumda kaldım. Başka kartım yok. Adamın son iki canı kaldı. Bu kartı zaten oynayıp saldırmıştım. Bu kartı oynarak kartı elime geri döndürdüm. Tekrar oynarım ve son anda saldırıp can puanlarını bitiririm. Böyle değişik ve güzel taktikler de bulundu. Öyle yapalım. Bunu şimdilik oynamak istemiyorum.
Eğer Assassin's Blade gelirse onunla birlikte oynarım ve hoş olur. Daha güzel olur. Adam şu anda pusuya yatmış durumda. Herhalde manalı kartları kartlarının manası çok yüksek. Ya da aptal ya da iyi bir taktik bekliyor. Arada bir böyle susabilirim arkadaşlar çünkü düşünmek için zamana ihtiyacım oluyor. Beşe bir. İki tane geldiğine göre güzel bir şeyler yapabiliriz şimdi. Önce öyle bir şey yapsak. Evet, bu biraz daha iyi olur. Bunu da şöyle oynayalım. Bunu da saldıralım. Güzel. Bu kartımı bir dahaki turda oynayacağım. Çünkü bir tane saldırma hakkım kaldığından dolayı boşuna harcamak istemedim. Tamam, kartımız var. Dönelim. Eline döndür. İnşallah değişik hamleler yapıp oyunu kendi haline çevirmez. Kartı şu. Ne zaman bir beast kartı, yani şu altına görüyorsunuz türü, o kart oyuna atılırsa bir kart çekme özelliği. Bu kartı yanlışlıkla almışım sanırım. Şöyle bir şey yapalım. Taunt oynuyorum. Mana kalmayacak. Şöyle bir şeyle canını epey azaltmış olalım. Alandaki üstünlüğünü biraz sağlamış durumda. Ama mecburen bunu yapmak durumundaydım. Eğer onun kartlarına saldırsaydım alanındaki üstünlüğümüz neredeyse eşitlenecekti. Ama bu şekilde alandaki üstünlüğünü yok edebilir. Ama can üstünlüğü hala bende. Oo, işte bu kart çok kötü. İlk önce karakterinize 2 saldırı puanı ve 2 saldırı can, pardon, can veriyorsunuz ve ayrıca taunt yapıyorsunuz. Yani ilk önce bu karakteri yok edip sonra can puanlarına saldırabilirim. Bu benim için kötü oldu ama bu kart benim işimi görüyor. Magma Raider gördüğünüz gibi çok yüksek hasarlar olan kartlar oynadı. Saldırırsa epey sıkıntı çıkacak şu anda benim için. Umarım turumu bekletip saldırmaz. Öyle bir şey yaparsa oyunu çok rahat bir şekilde alabilirim. Gördüğünüz gibi turu biterken de şu yük yanıyor. Turunu bitirdi. Benim için iyi bir şey olduğunu size söyleyebilirim. Evet, söyleyebilirim. Oynamıyor. Ne yaptı? Niye oynamıyor? End turn. Ha tamam. İlk önce bununla bunu yok et. Sonra bunu oynayıp bir atak daha kazanırız. 19 yok. Şöyle bir şey planlıyorum. Bu kartımı elime çağıracağım. Şimdi 3 mana istiyor. İki mana, böyle bir şey. Bunu da adamın eline yollayalım. Oturluk mana saldıramasın. Sordu zaten atak. Saldırdı zaten. Tamam, şu anda epey bir üstünlük kurduk. Tantumuzu kesecekmiş. Şunu yaparsak 3 saldırı veririz. Bir de şu ve şu komboyla oyunu alırız. Umarım saçma bir taunt kartı oynarsa sıkıntıya gireriz. Umarım taunt kartı oynamaz. Evet arkadaşlar, orada yaptığın hamle seni bitirdi. Yoksa oyunu kazanabilirdim. Şimdi düşünelim. İşte bunu yapması işimizi epey ama epey zorlaştırdı. Şu karttan nefret ediyorum. Taunt olmasından nefret ediyorum.
Bakalım saldıracak mı? Saldırırsa da aslında benim aleyhime olur. Güzel oldu. Süper. İnşallah taunt kartıyla saldırır. Ne yapacak? Hayır. Bire indirdi. Tamam. Aa, işte bu çok kötü oldu. Taunt kartımı yok etmesi çok süper olurdu. Biraz sıkıntılı bir duruma girdik. Taunt kartıyla saldı. O kart olmaya taunt kartıyla saldırsaydı benim için durum çok rahat olurdu. Deal 2 damage. Evet, oyun sanırım bitti. 5'e 3, evet. Well played. Kazandık. Güzel. Dediğim gibi tek bir kartta oyunu bitirdim. Bilindiğim oldu. Angry Chicken. Victory. Evet arkadaşlar. İlk oyunumuzu kaybettik ama ikincisini kazandık. Şimdi şundan da bahsetmek istiyorum. Günlük questleriniz var. Bu questleri tamamlayarak para kazanabilirsiniz. Paladin or Pride Victory. Pride or Warlock Victory. Hunter or Mage Victory. Bunları yaparak iki tane diyor neyse. Bunları yaparak şu paraları kazanabilirsiniz. Bu paraları kazanarak shop'tan tekli deste alabilirsiniz 100 paraya. Bakayım bir param efendim. Neredeyse 10 param var, yetmiyor. Ya da arenaya girebilirsiniz. Arenanın tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Bunu da öğrenince size söyleyeceğim ama cidden çok iyi bir şeymiş. Umarım bunu da öğrendikten sonra size bildiririm. İlk videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Video bence güzeldi. Diğer videoda da Ranked Game'ler oynamaya devam edeceğim. Birkaç bölümde böyle kartların özelliklerini söylemeye devam edeceğim. Oyunda şu anda kanalımız full olarak Hearthstone videolarını ben ataraktan dolduracağım. Furkan ise indie oyunlarla, korku oyunlarla sizinle birlikte buluşacak ve Minecraft'ta bazı bilgiler vermeye çalışacak size, bazı yapım şeyleri. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu likelamayı, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanalımıza subscribe olmayı unutmayın. Lütfen iyi günler. Bay bay.